Benim aldığım ilk bilgi Nihat Bey'in spa kararının ardından ve bunu kulüp başkanlarına aktardıktan sonra şu sıralarda Riva'dan ayrıldığı yönünde. Tabii problem şu, yayın, hakem ve milli takım 3 tane temel konu ve yakın dönemde bu 3 konuda da neredeyse 3'te 0'lık bir performans yakalandı. Sayın Nihat Özdemir'in ne kadar iyi niyetle 2019'dan beri bu işi sürdürürse sürdürsün, sürekli özellikle iş adamı kimliğinden dolayı çok ciddi eleştirilere maruz kaldığını biliyorduk. Hatta Fenerbahçe camiasından başta olmak üzere. Ama şu kadarını söyleyelim. Bugünkü yayın toplantısının öncesinde bunun olabileceği gene tahmin ediyoruz. Sebebi de herkesin bildiği gibi 8 Mart darbe girişimi. Ben ona darbe girişimi diyorum. Ve bugün de artık hiçbir şekilde darbe girişiminin önemi kalmadı. Çünkü Ferhat Gündoğdu bir gün bile beklemeye tahammülümüz yok dediği federasyonu 23. gününde, pardon 27. gününde ipe götürdü. Dolayısıyla bu tamamen hakemlerle ilişkili alınmış kararın sonucudur. Çünkü Türk futbolu kendi içerisinde, yönetim kurulu içerisinde bir takım güçler dengesi içinde yer aldı ve Nihat Bey de en sonunda bıraktı, çekti, gitti, alın siz oynayın dedi. Çünkü hakemler konusunda özellikle adı zikredilen 3 kulüp, bunlar Rizespor, Beşiktaş ve Trabzonspor bu kanalda yer aldı. Aralarında Başakşehir'in de bulunduğu başka bir grup bir kanalda yer aldı. Tarafsızlar vardı Alanyaspor gibi. Ama en başından şunu söylemek lazım. Bugün bunun ortaya çıkmasının sebebi Ferhat Gündoğdu'nun 8 Mart başarısız darbe girişimidir. Ve Ferhat Gündoğdu kendinin de başını yedi. Nihat Bey'in de başını yedi. Ama sadece bu hakem meselesi değil. Milli takımdaki performanssızlıklar, yayın ihalesinde halen ortaya konamayan, alınamayan yollar, kısacası Türk futbolunun marka değeri bugün itibariyle zaten yerlerdeydi. Nihat Bey'de alın, siz topunuzu oynayın, ben gidiyorum dedi. Şöyle söyleyeyim, ben geçen sene Türkiye Futbol Federasyonu davetlisi olarak onu da söyleyeyim ki sonra yanlış anlaşılmasın. Azerbaycan'daki Türkiye-İsviçre karşılaşmasına gitmiştim ve oralarda bile artık Nihat Bey'in sıkkının duyurulduğu ve bu işi bırakmak istediği bildiriliyordu. Herhalde Nihat Bey artık yeter dedi ve bugün itibariyle Türkiye Spor Federasyonu Başkanlığı'ndan ayrılma kararı aldı. En temel sebep önce hakem, hatta önce hakem ve yayın beraber ve milli takım, onun dışında zaten ülke futbolunun içinde bulunduğu durum, azalan marka değeri, bunu ortaya koyan bir süreç olarak Nihat Bey'in tırnak içinde başını yedi.